Ukrayna krizinde savaş ne zaman çıkacak tartışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kiev'deydi. Ziyaretin gündemi diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünde gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10. toplantısıydı. Bu çerçevede iki ülke arasında ticareti 10 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen serbest ticaret anlaşması ve savunma sanayi işbirlikleri dahil 8 anlaşma imzalandı. Türkiye zor zamanda Ukrayna ile ticaretten savunma sanayine kadar birçok alanda işbirliğini derinleştirmeyi Rusya ile ilişkilerini bozmak olarak görmüyor. Aksine Ukrayna krizinin Avrupa ölçekli bir savaşa dönme riskinin konuşulduğu bir dönemde muhtemel bir savaşı engellemek için diplomasiye vurgu yapıyor. Hem Rusya hem de Ukrayna ile yakın ilişkilerini çözüm için seferber etme çabasında. Son günlerde Ankara krizin Karadeniz'e getirebileceği istikrarsızlığa daha fazla dikkat çekiyor. Erdoğan dünkü ziyaretiyle daha önceki günlerde Kiev'e gelen Batılı devlet adamlarından farklı bir misyon üstlendi. Türkiye, dost ve stratejik ortak olarak gördüğü Ukrayna'nın Batı ve Rusya arasındaki çekişmenin kurbanı olmaması için gayret gösteriyor. Bunun için de arabuluculuk, kolaylaştırıcılık veya görüşmelere ev sahipliği yapma gibi roller üstlenme arzusunu gizlemiyor. Malum Rus lider Putin de yakında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı için Türkiye'ye gelecek. Bu lider diplomasi trafiğinin Ukrayna krizinin savaşa dönmesini engellemede ciddi katkısı olabileceği görüşündeyim. Zira ABD ve İngiltere ile Rusya arasındaki Ukrayna gerilimi farklı bir yere gidiyor. Ukrayna krizinde gerilimi yükselten sınıra 100 bini aşkın askerini yiyen Putin oldu. ABD ve NATO'ya ilettiği maksimalist taleplerle de elini yüksekte tuttu. Bir büyük pazarlık anlayışında olduğu söylendi. Krizin ilk aşamasında Putin'in Biden yönetimini ve NATO'yu sıkıştırdığı tespitleri öne çıktı. Ancak giderek Putin'in aslında ABD'nin oyununa geldiğini söyleyen analizler de yayınlanıyor. Washington'ın Şubat'ta savaş geliyor söylemini Kiev ve Batı başkentleri paylaşmıyor. Putin'in ABD ile büyük pazarlık arayışı da gerçekleşecek gibi görünmüyor. El País gazetesinde çıkan habere göre Washington, Moskova'ya AGİT, NATO, Rusya Konseyi gibi platformlarda karşılıklı silahsızlanmayı müzakere edebileceğini ancak NATO'nun açık kapı politikasını desteklemeye devam edeceğini iletti. Yani NATO kapıları Ukrayna'ya kapatılmıyor. Rusya'nın güvenlik kaygıları da cevaplandırılmıyor. Biden yönetiminin tuzağa çekmek olarak nitelenen bu yaklaşımı Putin'in gözünden kaçmıyor. Putin, ABD'nin Ukrayna'nın güvenliğiyle ilgilenmediğini, Rusya'yı savaşın içine çekmeye çalıştığını söylüyor. Biden yönetiminin aslında Putin'in Ukrayna'da bataklığa saplanmasına yönelik politika izlediği fikri öne çıkıyor. Benzer hesabın Obama yönetiminde Suriye için yapıldığını ve beklenenin aksine Putin'in Orta Doğu'da güçlendiğini hatırlayalım. Ancak yine de Putin'in ağır batı yaptırımları ile kendisini sıkıştırmaya ihtiyacı yok. Donbas'taki cumhuriyetleri tanıyarak ilhak etmek Rusya'nın Ukrayna ile ilgili hesaplarını karşılamaz. Bazı Avrupa ülkeleri veya Türkiye üzerinden Ukrayna ile masaya oturarak savaşı önleyebilir ve süreci lehine çevirebilir. Bunun için Putin'in ABD'nin Ukrayna politikasının Rusya'yı nereye sürükleyebileceği hususunda netleşmesi yeterli. Eğer Ukrayna krizinin yeni aşamasına geçiyorsak, Erdoğan'ın Ukrayna ve Putin'in Türkiye ziyaretleri gerilimi düşüren bir süreci başlatabilir. NATO üyesi Türkiye'nin arabuluculuğunu kabul ederek Putin, Batı ittifakına yeni mesajlar verebilir. İşgal ve işgalcilik, Rusya'nın sömürgecilik, Batı'nın gayrimeşru çocuğu, ABD'nin genlerinden gelen karakteridir. Dünyayı geren bu iki hukuk tanımaz gücün, militarist meydan okumalarının perde arkasında mevzi ve alan kazanma çabaları Ukrayna krizinin kör düğümünü oluşturuyor. Konu dışarıdan Ukrayna krizi gibi görünmesine rağmen bunu çıkaranlar oyunu Ukrayna sahasında oynayıp kendi aralarında kendi kurallarına göre dünyayı dizayn etmeye çalışıyorlar. Kim nereleri nasıl paylaşacak, sınırlar nereden çizilecek konuları kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıkların ana temasını oluşturuyor. Bu pazarlıklarda masada sadece Rusya ve ABD olmak üzere iki taraf var ve NATO ülkelerinin ve ne de savaş alanı olan Ukrayna'nın bu masada yeri yok. Burada neler olduğundan sadece savaşı kışkırtan iki tarafın haberi var. NATO müttefiklerini kendi peşinde sürükleyip Afganistan'ın
işgalini gerçekleştiren, 20 yıl sonra da saplandığı bu çıkmaz sokaktan bir türlü kurtulamayan, yedeğinde oraya sürüklediği, müttefiklerine bile haber vermeden bir gecede satan ve ansızın Afganistan'ı terk edip kaçan Amerika'nın başta kendi müttefiklerine, sonra rakibi Rusya'ya, daha sonra da kullanmaya çalıştığı Ukrayna'yı inandıracak dürüst bir davranışı ve sicili yok. ABD ve Rusya'nın kimseye güven vermeyen ve kimseye de güvenmeyen politikaları, Ukrayna bozkırları üzerinde oynadıkları oyunun faturasını tabii ki kendileri ödemeyecek. Rusya ayısı ile ABD canavarının boğuşmasından en çok zarar görecek olan ülke Ukrayna ve daha sonra da Avrupa ülkeleri olduğu muhakkak. Bu yüzden Avrupa Birliği'nin başını çeken Fransa ve Almanya ile onları izleyen ülkelerin bu gerilim ve savaşın Avrupa'ya yıkım ve felaketten başka hiçbir şey getirmeyeceğinin farkındalar. NATO içinde içten içe mırıldanmaların ve somurtmaların, kışkırtıcı bir şekilde ateşe benzinle yaklaşan güç sarhoşu ABD'nin hiç de hoşuna gitmiyor. Ortada Rus tehdit ve işgali ile karşı karşıya olan bir Ukrayna ve herhangi bir savaşta yalnız bırakılacağına inanan iki güç arasında sıkışmış bir Avrupa var. Rusya bu durumun farkında ve sınırlarını çepeçevre kuşatan NATO'dan ne kadar koparırsam o kadar faydadır mantığıyla hareket ediyor. Klasik yayılmacı Rus stratejisi ve jeopolitiğinden de asla geri adım atmak istemiyor. Bu arada Kırım'ın işgalini legalleştirmek, Ukrayna'yı da NATO ile arasında tampon bölge olarak veya gerekirse savaş alanı olarak kullanmak için bütün kartlarını oynuyor. Batı uygarlığının doğurduğu, büyüttüğü insan karakteri, düşünce ve felsefesinde çıkar ve menfaatlerin açamayacağı hiçbir kapı yoktur. Bunun için kazanmak ve başarmak için her şeyi yapmak meşrudur. İlkesizliği her iki tarafın savaş retoriğini oluşturuyor. Karaktersizlerin ahlakını ilkesizler oluşturunca kriz de çözüm de oyunu oynayanların iki dudağı arasında bağlı kalıyor. Rusya Sovyetler zamanındaki etki ve yetki alanını dağıtmanın ve bir kısmını da NATO'ya kaptırmanın burukluğunu yaşarken ABD her zaman olduğu gibi NATO üzerinden Rusya'yı kuşatıp hareketsiz hale getirmek için Ukrayna ve Avrupa adına sahada top koşturuyor. NATO'ya üye bütün ülkeleri kendi arka bahçesi görerek hareket ediyor. Bu konuda son zamanlarda söz geçiremediği tek ülke Erdoğan başkanlığındaki Türkiye. Onun için ABD ve Batı ülkeleri Türkiye'ye karşı bir Haçlı ittifakı içindeler. Türkiye eski Türkiye. ABD ve müttefikleri de eski NATO müttefiki ülkeler değil. NATO müttefikleri gizli bir Türkiye düşmanlığında da müttefikler. Bunu her fırsatta Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Akdeniz'de, Rumlar ve Yunanistan ile olan gerilimlerimizde açık ve net olarak gösteriyorlar. NATO ve ortaklarının Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Baltık Denizi'nde ve Berik Denizi'nde Rus donanmasını sıkıştırmak için yaptığı askeri manevralar ve tatbikatlarla iki gücün son zamanlarda burun buruna gelmiş olması denizlerin hemen yanıp tutuşacağı anlamına gelmiyor. Mesele savaşmak değil, paylaşma meselesidir. Güçlü ordular diplomasinin masada duran bir sopasıdır. En uzun ömürlü ve sağlıklı anlaşmalar savaşla yapılanlar değil, diplomasiyle yapılanlardır. Bizim için Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da düşman tarafta duran bir Rusya, tüm Orta Asya ülkelerinde iç karışıklıklar, sınır kavgaları çıkartan bir Rusya, Çarlık ve Sovyet İmparatorluğu sınırlarına ulaşmak için hiçbir etik sınır tanımayan, elindeki bütün kozları oynayan bir Rusya vardır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD ve Rusya'nın tepişmesinden en çok zarar gören ülkeler küçük devletler oldu. Sömürenler semirdikçe semirdiler ve güçlendiler. Ezilenler de sömürüldükçe sömürüldüler ve zayıfladılar. Neticede Sovyetleri saldırgan ideolojisi ve güç sarhoşluğu mağlup etti. Oyunu ABD kazanmasına rağmen Rusya da artık eski Rusya değil. Karşımızda kendisini toparlamış ve bitleri kanlanmış bir Rusya var. Ukrayna krizinde de görüldüğü gibi bugün anlaşılan o ki ABD ve Rusya tekrar eski iki kutuplu soğuk savaşa dönmek istiyorlar. Aralarındaki anlaşmazlık paylaşılamayan ülkeler ve bölgelerdir. Sorun Gürcistan, Abhaza, Osetya, Kırım veya Ukrayna'nın işgalinin çok ötesinde daha çok derinde görünmektedir. ABD batıda gittikçe özelliğini yitiren NATO'yu Rusya karşısına dikip canlandırmak, doğuda Çin'i yalnızlaştırarak kartları masada yeniden karıp
dünya jandarmalığını tek başına ele geçirip Çin ile hesaplaşmak için sinsi bir oyun kuruyor. Bunun için Ukrayna'yı pazarlık alanı, NATO'yu yandaş ve hazır güç olarak, Rusya'yı da güçlü bir anlaşmayla Batı'da bağlayarak Çin'i kendi karşısında yalnızlaştırmak için oyun kuruyor. Bir NATO ülkesi olmasına rağmen Türkiye bu krizin bir an önce çözülmesini ve bitmesi için barışın hakim olmasını istiyor. Bunu en fazla istemeyen taraf Ukrayna ve Rusya'nın batı sınırlarına en uzak ülke olan Avrupa'nın gayrimeşru çocuğu Amerika'dır. Amerika'nın NATO müttefikliği ve Avrupa'nın stratejik dostluğu hikayesi nerede mi kaldı? ABD kendi çıkarları için anasını bile satar.